Parola. Ya parolası lan? Aferin, bildin. Ya bakalım, gir. Sen... Geç, İsmail, ha bakalım. Usta, sen parolayı hakikaten ne parolası lan mı yaptın ya, he? Yani herkes tahmin edebilir, bunu çok basit. Oğlum, senin aklın ermez bu işlere be ya. En basit şeyi parola yapacaksın ki kimsenin aklına yermesin oğlum. Sen doğrusunu bilirsin de bu göz altların nasıl kızarmış senin kızıl pandalara dönmüşsün. Pandaların da nefsi tükeniyor değil mi İsmail? Vallahi çok güzel espri yaptım, cuk diye oturdu be. Uyuyamıyorum geceleri, hiç uyuyamıyorum. Gözlerimi kapatıyorum, ha kabuslar görüyorum. Bak şimdi böyle sıçrayarak uyanıyorum her gece be. Yapma ya. Ne zaman gözümü kapatsam gözümün önünde Şevkat beliriyor. Oturmuş böyle böğrüme, halleriyle boğazım böyle yapışmış. Sıkıyor, sıkıyor bırakıyor, sıkıyor, sıkıyor bırakıyor, sıkıyor, sıkıyor diye uyanıyorum ya. Aman sen çok kötü olmuşsun ustam. Allah sana kolaylık versin. Bunu bir hal çare bulmak gerek. Neyse ben takım çantasını alıp çıkıyorum. Az önce bahara denk geldim. Buzdolapları bozulmuş. Onu tamir edeyim ben en iyisi. Aa, dur sen tamir etme. Ben giderim ya. Ben tamir edeyim. Çünkü Şevkat beni öldürmeye gelirse dükkanda bulamasın. Alternatif fikirler bunlar hep. Hadi ben halledeceğim onu. Tamamdır. O iş bende. Sen mukayyet ol dükkana. Oğlum kolay gelsin. Kavuşlarımı da takıyorum ya. İcem bizim işimizdir. Hiç merak etme, halledeceğim. Nesi var bakalım bunun? Çok ateşi var ya. Dün gece bir sağa dön, bir sola dön, hiç uyuyamadı. Sirkeli bez koydum alnına, anca düştü ateşi. Ne anlatıyorsun sen acaba ya? Sen ne diyorsun be? Bu dolabın nesi olduğunu bilsem seni mi çağırırım? Ama yine agresyonun tepelerde maşallah. Bir bardak suyla girme kasırgası istiyorsun yani. Allah Allah. Tamam bakacağım. Boşalttın mı bunun için sen? Aaa! Şevkat'ı. Nasıl varmış buzdolabının Cuma? Baktın mı? Nereden çıktın lan sen? Buzdolabından. Şevkat'ı onu öldürme beni Allah'ını seversen bak. Benim gibi bir dahi 100 yılda bir gelir. Bu topraklara bu 100 yılda ben nasip oldum. Ne olur bu topraklardan mahrum et. Beni öldürme, beni Allah'ını seversen. Sana son bir kıyak keseceğim Cuma. Bahar'a soracağız. O ne derse o olacak. Bahar. Ne diyorsun Bahar? Öldüreyim mi bunu? Durduğun kabahat. Öldür gitsin. Benden kaçabileceğini mi sandın lan mikrop? Hayır! Boş! Hayır. Kimi ayırayım usta? Kime ayıracağım ya? Ayır dedin ya sen şimdi. Ayır demedim oğlum ben. Ayır dedim. Ben de aynı şeyi söylüyorum işte usta. Ayır dedin. O ayır değil be ya. Ay ne anlamıyorsun be ya? Dalmışım biraz böyle içim geçmiş. Kabus bir oldum galiba. Dur tahmin edeyim. Şevkat mı? Aynen. Nasıl öldürüyordu seni? Şu kırklağıma çökmüş böyle nacizane. Biricik boynuma sıkıyordu be. Nefes alamıyordum İsmail. Ustacığım senin bu hayatın vallahi bak çekilecek türden değil he. Sorma be İsmail. Vallahi benim bu Şevkat'im benim hakkımda ne konuştuğunu duymam bilmem lazım. Şevkat bir öğrenirse kafa kağıdını benim kaybettiğimi yemin ederim. Yemin yeme doğrar beni keser vallahi pastırmaya çevirir. Ay. Herkesi elvamı dağıtırsınız öldürür beni öldürür. İrmik helvası mı olsun yoksa un helvası mı? Sen öldükten sonra ardından senin sevdiğin helvayı dağıtmak isterim usta. İsmail ben genelde un helvası seviyorum ama ben öldüğüme göre kendi elvamın tadına bakamayacağım oğlum. Doğru diyorsun. O zaman irmik helvası dağıtayım ben usta. Ben daha çok severim de irmiği. Sen ne çok benim ölmemi istiyormuşsun be ya. Oysa ki ben senden Şevkat buraya geldiğinde önüne dikilip beni parçalamadan ustama dokunamazsın falan demeni bekledim ama. Allah Allah. Sen benim için kurar mıydın acaba o tarz cümleler? Hayatta öyle cümleler kurmazdım senin için. Salak mıyım ben ya? Bir dakika ben salak mıyım? Şimdi konuyu şöyle renklendirebiliriz istersen. İsmail'cim şimdi sen haftalardır benim yanımda çalışıyorsun ama hiç haftalık almıyorsun ve bu bayağı uzun bir aylar sürdü. Değil mi? Doğru diyorsun. Salağım ben. Şimdi kendi derdin ne benim? Kasma Allah'ını seversen benim derdim bana yeter be ya. Şevkat'im benimle ilgili ne konuştuğunu duymam lazım. Kahvede şu an ne konuşuyor bilmem lazım yani. Nasıl duyacaksın? Daha adamın yanına yaklaşmaya korkuyorsun.
Doğru diyorsun. Bir metre yanına yat. Buldum. Ortam dinlemesi yapacağız. Böcek sokacağım kahveye. Nasıl olacak o iş? İsmail, sen biraz sonra Kafka gibi böcek olacaksın be ya. Kahveye gideceğim, telefonu açacağım, beni arayacaksın. Ben de buradan ne konuşuluyor dinleyeceğim. Allah çok zekice bir plan he. Hem beni böcek olarak kullanıyorsun, hem kendini bana aratıyorsun. Bütün fatura bana yazıyor. 10 numara 5 yıldız beleşçi planı la. Aynen öyle. Boşuna bilim adamı cuma demiyorlar bana be oğlum. Okey mi? Parola. Ne parolası lan? İsmail, sen mi söyledin herkese parolayı? Bak parolayı biliyor bu adam. Yok vallahi usta, ben kimseye söylemedim yeminle ama ben sana dedim bu parola hiç güvenli değil. Herkes söyleyebilir diye. Tamam tamam, neyse ne be ya. Anahtarı ben de açıyorum, sen doğru kahveye. Hadi bakalım. Telefonun yanında değil mi? Evet. Tamam, fırla. Fırla, fırla. Geç bakalım abicim sen içeri. Hayırdır inşallah. Ne vardı, arızalı bir şey mi var? Aşkım, çağdaş bir sanatçı, iyi bir yazar olarak eserimi diğer sanatçı arkadaşına paylaşmaya gidiyorum. Teyzenim, kurban oldum. Kalem kaşlım, zeytin gözlüm, tatlı dillim. Gel vazgeç bu işten. Kocam, sen ne kadar boş konuştuğunu farkında mısın? Şu an benim oksijenimi tüketiyorsun ya. Temiz hava sahamdan çıkar mısın lütfen? Ya teyzenim bak, Esin bu romanı sevmez. Bak koskoca Paris'lerde yetişmiş kıza kendi saçını başını yolduracaksın. Kızı cazgırlaştıracaksın, yapma. Çok tatlısın. Aşkım, ben bir sanatçıyım ve Esin de bir sanatçı. O yüzden beni en iyi anlayacak kişi Esin şu an. Demek nüfus cüzdanımı sen çaldırdın Cuma. Valla Şevkat bildiğin gibi değil be. Nüfus cüzdanımı kaplatmak için bana çıkarttırdın. O sırada kahveye giren bir yabancı çaktırmadan onu çaldı ve beni tanımadığın bir kadınla nikahladı. Bildiğin gibiymiş be ya. O zaman Allah rahmet eylesin Cuma. Şevkat, hayır, 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 hayır. Ay aklım gitti lan Şevkat, sen bana ne yaptın be? Ne yaptım oğlum ben sana? Son duanı et Cuma. Hayır! Hayır! Ay bu ne be ya? Kabus içinde, kabus rüya içinde, rüya görüyorum. Ne oluyor bana be ya? Bu strese dayanamayacağım. Allah'ım benim canımı aldı. Kurtulan ben be ya. Cuma. Ay! Dileğimin ilk defa bu kadar hızlı kabul olduğunu şahit oluyorum. Keşke başka bir şey dileseydim ha. Şevkat, sen gerçek misin bak ama? İyi misin lan Cuma? Ben... İyi mi? Ben... Acıyor be. Acır. Kendini tokatlarsan öyle hafiften acıma yapar. Oduncu Şevki geldi. Senin dükkan kapalıymış da bağ bıraktı. Bunun artık motoru mu yanmış, elektrik mi gitmiyormuş, neymiş? Cuma ustaya götürüver de bir bakıversin dedi. Bakarım ben ona, hiç merak etme. Bakarım her tarafına, bakarım ona. Bakmalara doyamam, ben bunu hallederim. Bakarım, çok teşekkür ederim, sağ ol. Yalnız sen çok iyi görünmüyorsun. Bence bir doktora gör. Doğru söylüyorsun Şevkat, ben hiç iyi değilim. Ben, benim bir doktora görünmem lazım. Olsa abi, teşekkürler. Ay Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten gelecek bunu böyle saplıyor, saplıyor, saplıyor. Beni öldürecek zannettiydim ben bana. Ay. Bu nasıl bir stresmiş.